29 Temmuz 2021 Perşembe, ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Öncelikle Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle çok üzgünüz. Geçmiş olsun diyoruz. Manavgat, Bodrum, Alanya, Marmaris, birçok tatil beldesi, başta Anadolu'da yine birçok şehirde maalesef eş zamanlı yangınlar çıktı, çıkarıldı. Organize bir sabotaj olduğu görülüyor. İnsanların, ağaçların, hayvanların ölümüne sebep olan bu caniler umarım en kısa sürede yakalanırlar, hesap verirler. Tüm Türkiye'ye tekrar geçmiş olsun diyoruz. Almanya'da enflasyon geçen senenin Temmuz ayına göre %3.8 arttı. Bu, Avrupa'da enflasyon ölçümünün başladığı 1996'dan bu yana görülen en yüksek aylık enflasyon oldu. Tarihte görülen en yüksek aylık fiyat artışı bu ay yaşandı. Bundesbank Başkanı Weidmann, FAZ'e yaptığı açıklamada sene sonunda enflasyonun %5'e yükselmesini beklediğini söyledi. Peki sene sonunda %5 zam alan olacak mı? Ben pek zannetmiyorum. Dar gelirlilerin harcamalarının yarısından çoğunu oluşturan bu gıda gibi, enerji gibi, benzin gibi kalemlerde enflasyon çok daha yüksek, %30'lara yaklaşıyor. Almanya'da kamu borçlanması da rekor seviyeye ulaştı. 2020 sonunda %14.4 artışla 2 trilyon 172 milyar seviyesine geldi. Kişi başına düşen kamu borcu 26 bin avroya yükseldi. Bu paralar bir şekilde geri ödenmek zorunda. İş gücü piyasası ise toparlanıyor. Oradaki veriler iyi. İş ajansı geçen sene aynı aya göre 320 bin daha az işsiz olduğunu açıkladı. İşsizlik %5.6. Şirketler giderek daha fazla personel almaya başladılar. Almanya'daki yeni vaka sayısı ise 3142. Geçen hafta aynı güne göre 1250 daha yüksek. İnsidans değeri 16'ya çıktı. Sürekli artıyor. Ancak Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşılama arttıkça vaka sayılarının daha az anlamlı hale geldiğini söyledi. Hastanede tedavi görenlerin, yoğun bakımdakilerin sayısının da dikkate alınmasını istiyor. Robert Koch Enstitüsü biraz farklı düşünüyor. İnsidansın hala öncü gösterge olarak baz alınmasından yana. Sağlık Bakanlığı 1 Ağustos'tan itibaren hava, kara, deniz yolu fark etmeksizin Almanya'ya gelen 6 yaşından büyük kişilerden test sonucu isteyecek. İyileşenler ve tam aşılananlar bundan muaf olacak. Taslak metin bu yönde. Bir değişiklik olmazsa 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Plana göre virüs varyantı bölgelerinden gelenler aşılanmış bile olsalar test yaptıracaklar. Ancak Türkiye varyant bölgesi değil. Türkiye konusunda herhangi bir değişiklik yok. Bernhard Nocht Enstitüsü'nden Dr. Schmidt, tatil ülkelerinde yapılan testlerin kalitesinin farklı olabileceğini söyledi. Bu yüzden dönüşte de havuz testi yapılmasını önerdi. Bu şöyle oluyor, örneğin 20 kişiden numune alıyorlar, genel bir test yapıyorlar herkese. Negatif çıkarsa sorun yok, demek ki 20 kişi negatif. Pozitif çıkarsa bu 20 kişiye ayrı ayrı test yapılıyor. Maliye Bakanı ve SPD'nin Başbakan Odayı Olaf Scholz, herkese aşı imkanı sunulduktan sonra testlerin bedava olmamasını önerdi. Böylece aşıya ilginin artacağı tahmin ediliyor. Federal Meclis Başkanı da aşılananlara ve iyileşenlere ayrıcalıklar tanınabilmesinden yana. İşçi Sendikası Verdi ise buna karşı aşı zorunluluğuna meslek grupları içinde olsa mecburiyet istemiyor. Yoğun Bakım Doktorları Derneği bu sene daha fazla grip ve soğuk algınlığı bekliyor. Sebep olarak önlemlere yeteri kadar uyulmaması gösteriliyor. Başkan Marx, Alman basın ajansına konuştu ve sonunda başardık hissi nereden geldi bilemiyorum dedi. Tabipler Birliği de salgın sürecinde karar sürecine dahil edilmemekten şikayetçi. Salgın ülkede birçok alışkanlığı da değiştirdi. DPA YouGov şirketine bir anket yaptırdı. Katılımcıların %38'i Eylül ayındaki seçimlerde mektupla oy kullanacağını söyledi. 2017 yılında bu oran %28 civarındaydı. Sırbistan gümrüğü Belçika'dan Türkiye'ye giden bir araçta 34 bin avro ile geçirdi. Çorapların içine gizlenmiş. Hep söylüyorum, nereye gizlerseniz gizleyin, önemli değil. Böbrekteki kum tanesini görüyor bu X-ray cihazı. Çorabın içindeki parayı görmemesini beklemeyin. Bremen Havalimanı'nda da Türkiye'den gelen bir yolcuda bir bilezik ve bir kolye vardı. Gümrük yetkilileri durdurup tarttılar. Değerinin 3000 avro olduğunu tespit ettiler ve 600 avro vergi aldılar. Yanınızda götürebileceğiniz para miktarı yetişkin başına 10.000'i geçemez. 9.999 olabilir en fazla. İki kişi gidiyorsanız birinizde 15.000 de olamaz. Kişi başına 9.999 olabilir en fazla. İşlenmiş altınlar bilezik gibi havayoluyla toplam ürünlere dahildir. Bunun miktarı da toplam olarak 430 avroyu havayolunda ve karayolunda da 300'ü geçemez. Yanınızda pahalı bir şey varsa, örneğin bir yüzük varsa, çıkarken bunu gümrüğe bildirmelisiniz.
dönüşte problem yaşamamak için, aksi halde bunu Türkiye'den aldığınız varsayılabilir. Bir de hep şunu soruyorlar, neden Sırbistan'da yakalanıyor, mesela Bulgaristan'da yakalanmıyor? Aslında orada da yakalanıyor ama Sırbistan genelde bunları açıklıyor, diğer gümrük yetkilileri açıklamayabiliyor. Bu arada Avrupa Birliği'nin yeni aldığı bir karar var. Buna göre gümrük yetkilileri eğer şüphe duyarlarsa 10 bin avro altındaki miktarlara da el koyabilirler. O zaman soruşturma başlatabilirler. Bu yüzden en iyisi yanınızda bulunan parayı bankadan çekerken belgesini almanız ve soran olursa göstermeniz. Avrupa Birliği, Türkiye'nin Kıbrıs'ta attığı adımlara karşı da yaptırım uygulamakla tehdit etti. Kıbrıs'taki Maraş bölgesi kapalı. Kıbrıs harekatından sonra bölgedeki Rumlar evlerini terk ettiler. Askeri bölge olarak dikenli tellerle kapatıldı ve binalar, sahiller boş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu bölgenin çok küçük bir kısmını yeniden açmayı planlıyor. Ancak AB Dış İlişkiler Temsilcisi Borrell bunu kabul etmeyeceklerini, eldeki araçları, seçenekleri kullanacaklarını belirtti. Bu da üstü kapalı bir yaptırım tehdidi olarak algılandı. Geçenlerde Avusturya Başbakanı da Afganistan'dan gelen göçmenler Türkiye'ye gitsin demişti. Şu anda tartışmalı bir göç akını da başladı. Türkiye ile AB arasında geri kabul anlaşması var. Ancak Türkiye geçen seneden bu yana salgını gerekçe göstererek mültecileri geri almayı kabul etmiyor. Yunanistan, Türkiye anlaşmaya uysun diye AB'ye şikayet etti. Ama AB de örneğin vizeleri kaldıracağını taahhüt etmişti. Vizeler falan kalkmadı, hatta gündemde bile değil. Avusturya'ya geçelim. Vaka sayıları 500'ün üzerinde, can kaybı ise hiç yok. Yukarı Avusturya'da aşı olanlar birçok spor karşılaşmasına ücretsiz girebilecekler. Böyle bir teşvik geliyor. Slovenya'da seyahat kısıtlamalarını 8 Ağustos'a kadar uzattı. Girişte aşı, iyileşme ya da test belgesi göstermek zorunlu olmaya devam edecek. Belçika'daki vaka sayılarındaki artış yavaşladı. Ancak hastaneye kaldırılanların sayısı artıyor. İlginç bir istatistik, Fransızca konuşulan bölgelerde ölü sayısı %10 daha yüksek diğer bölgelere göre. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı da 42'ye yükseldi maalesef. Meteoroloji, Temmuz ayının 40 senedir görülen en yağışlı ay olduğunu açıkladı. Ekonomideki toparlanma sürüyor. BioNTech, Anvers'te üretim yapıyor ve yapılan ihracat, Belçika'nın tüm ihracatının yarısını oluşturduğu bu ay 6 milyar 600 milyon avro para kazandırdı. Hollanda'da 9 bölgenin risk seviyesi düştü. 16 bölgede hala çok yüksek. Yeni vakaların çoğu Amsterdam ve Rotterdam'da görülüyor. Bir müzik festivaline katıldı gençler. 130 kişi hali hazırda enfekteymiş. Test de aşı da yaptırmamışlar. Öylece kalkıp gitmişler. Avusturya'da da 100'ün üzerinde genç bir başka festivalde virüs kapmıştı. Toplu etkinliklere dikkat etmekte fayda var. Fransa'daki vaka sayıları 30 bine yaklaştı. Martinique adasında insidans 900'ün üstüne çıkınca 3 hafta kapanma ilan edildi. Ülkenin güneyi de Avrupa seyahat haritasında kırmızı olarak işaretlendi. Bir vatandaş sağlık kartı uygulamasının ardından Cumhurbaşkanı Macron'u Hitler'e benzeten afişler hazırlayıp onları asmıştı. Macron hakkında suç duyurusunda bulundu. Siyasetçilerin biraz hoşgörülü olmaları lazım. İnsanlar zaten dertli. En ufak bir şeyde dava açmak bence doğru değil. İsviçre'de vaka sayıları 800'ün üzerinde. Hastalık en çok 20-29 yaş grubunda yayılıyor. En fazla vaka Cenevre'de. Federal Konsey önlemlerin gevşetilmesini görüştü buna rağmen. Ancak gevşeme kararı çıkmadı. Karar 2 hafta sonra alınacak. Marlboro firmasını da bünyesinde barındıran Philip Morris International firması 10 sene içerisinde İngiltere'de sigara satışına son vereceğini açıkladı. İngiltere'de Marlboro satılmayacak. Sigara içenlerin sayısı son 35 senede yarı yarıya düştü. Ülkede zaten sigara içme oranı oldukça düşük, %14. Şimdi bunu sıfıra indirmeye çalışıyorlar. Almanya'da ve Türkiye'de daha yüksek. Her iki ülkede de 20 milyonun üzerinde kişi sigara içiyor. İtalyanca'da hatta Türk gibi sigara içmek diye bir deyim bile var. Akciğer kanseri başta. Birçok hastalığın tetikleyicisi bu. Nargile de en az sigara kadar zararlı ve tehlikeli. Bunlar biliniyor. Her geçen gün biraz daha fazla kişi sigarayı bu yüzden bırakıyor. Sigara sarma makinesini icat eden kişi ise bir Türk. Morris Çinasi, Manisalı bir girişimci. Asıl adı Musa Eskenazi, bir Türk Musevisi. Çocukken ağır bir hastalık geçiriyor. Hastaneye kaldırıyorlar. Çinasi adında bir doktor hayatını kurtarıyor. O da hürmeten adını Morris Çinasi olarak değiştiriyor. Bir süre sonra Amerika'ya göç ediyor ve sigara sarma makinesini icat ediyor, patentini alıyor. Amerika'nın da en önde gelen şirketlerinden birini kuruyor, Çinasi Brothers diye. Osmanlı'dan işçi getiriyor, tütün ithal ediyor ve hizmetlerinden dolayı
Sultan Abdülhamid ona bir meci diye nişanı veriyor. Çok başarılı oluyor ve yüksek bir paraya şirketini, çok büyük bir Amerikan şirketine satıyor. Sonra dönüyor Manisa'da Moris Cinasi Çocuk Hastanesi'ni kuruyor. Kendini iyileştiren şehri, doktoru unutmuyor ve Moris Cinasi bu iş için 1 milyon dolar ayırıyor ki bugünün parasıyla 20-25 milyon dolara denk gelir. Ama çok daha akıllıca bir şey yapıyor. Hastaneyi bu paranın 200 bin dolarıyla kuruyor. 800 bin doları borsaya yatırıyor ve vasiyetinde yazıyor. Bu paradan elde edilen gelir her sene Manisa'daki bu hastaneye ödenecek. Bu hastane Manisa'da hala aktif, hizmet veriyor. Vasiyet edilen para hala ödeniyor ve binlerce çocuğun hayatı bu şekilde kurtulmaya devam ediyor. Hepsi işini iyi yapan bir doktorun, geldiği yeri unutmayan vefalı bir insanın sayesinde. Ne demiş şair? Her şey değişir. Bazen zamanla, bazen tek bir insanla. Hoşça kalın.